edebilir insan? Esas gaye itibariyle biz Cenab-ı Hakk'ı sevip saymak üzere buradayız. Tanıma bu içine girdiğimiz ve bir bakıma sıfırlanarak girdiğimiz süreçte ihtiyaç duyduğumuz bir şey oldu. Aslında girmeden öncesinde zaten tanıyorduk. Elestu bi rabbikum dedi Cenab-ı Hak. Bela dedik. Yani Rabbimizi tanıyoruz. Buraya girerken hani nasıl Matrix'i alırken çocuğu sen ne yaparsın da e, burayı unutturup içeri alıyorsak biz de buraya girerken sıfırlandık. Vallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah sizi annelerinizin karnından çıkardı. La ta'lemuna şey'en. Hiçbir şey bilmez bir halde. E, hiçbir şey bilmeyenin bir şeyler öğrenmesi o zaman öğrenebilir bir e, istidatta, yaratılışta olması lazım. Bu bizim en önemli yanımız. ...insanın en önemli yanı... ...öğrenebilir bir canlı olması. İsimleri öğretilmesinin anlamı o. Allah Azze ve Celle... ...Hazreti Adem'i de böyle tarif ediyor. Dolayısıyla bu öğrenebilen yanımızla... Yaratı, ...yaratılmışları... ...tanıya tanıya... ...kendimizi tanıya tanıya... ...varlıkları tanıya tanıya... ...sonra var edi varlıktan... ...var edene... E, ...geçebilecek potansiyelimiz var. Çünkü... Yani çocukluktan beri bir şey hep alışkın olduk. Bir şeyi yap. Madde bul, bir nesneler bul. O nesnelerden anlamlı bir şeyler yap. Bunun içerisinde bilgi, çünkü nasıl yapacağını bilmezsen. iki madde, madde olmasa hiçbir şey yapamazsın. İki, ondan sonra da enerji, bunu yapacak olan sana ihtiyaç var. Bu üç temel esas üzere hep buna alışkın olduk. Yani çocuk bile gördüğünde hemen bunu kim yapmış diye faili soruyor şu falanca yapmış deyince hemen demek ki o bunu yapmayı biliyor. Bilgi onda. Bu malzemeyi nereden bulmuş diye soruyor. İşte dağın altından getirmişler veya şuradan getirmişler. O zaman bu üçü tamamlandığında bir şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi biz buna o kadar aşinayız ki yani sistemsel olarak her şeyde bunu, bu üçlüyü arıyoruz. Bilgi yanı sıra malzeme, maddenin kendisi ve o bilgiyle o maddenin ee, bir güce ihtiyacımız var bunu yapacak. Çekirde de böyle işliyor. Yani hücrenin içerisine baktığınızda orada bilgi var. DNA sarmalında saklı. O bilginin dışarı çıkalı işte mRNA üzerinden. Orada bu çıkarma vesaire enerjiye ihtiyacınız var. Orada okuyucular, ribozomlar. Sonra bunun oradaki kodlamasına uygun olarak yeni bir aminasit dizilimi. Aynı sistem işliyor. Biz kendi yaptıklarımızda bu üçlüyü hep kendimiz gibi iradi varlıklar üzerinden yani bilgiyi ve marifeti tanımışız. Sonra dönüp bizden çok daha üstün bir sistem içerisinde yaşarken işte hücredeki gibi, ağaçtaki gibi, canlılardaki gibi, mikrodan makroya, atomdaki gibi ve bunun da bir sürekli sırrını çözmeye çalışıyoruz. Yani ilim, bilgi bizim basit dediğimiz bilginin çok daha ötesinde. Adeta elimizde yepyeni bir bilgisayar var, telefon var. Acaba nasıl diye yapmışlar diye uğraşıyoruz yani. Bizim varlıktaki şeyimiz bu. Sonu gelmeyen bir Sonu yap gelmeyen, yap bir gelmeyen yani Cenab-ı Hak diyor ki قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ Bu Cenab-ı Hakk'ın ilmini ve ilmine mukabil bu kelimeleri tek tek çözüyoruz. Formül formül. Hepsi ilahi bir kelime bunların. Cenab-ı Hak dedi ki yani bunların sonunu getiremezsiniz. Deniz mürekkep olsa siz bunları tek tek yazsanız sonu gelmez. Biz denizlerin yerine bir o kadar da eklesek de sonuç değişmez. Dolayısıyla bu hal üzere insan bu fıtratıyla çok kısa bir zaman içerisinde varlık, varlıktaki bilgi, başta madde, bilgi ve enerjiyi görünce ve bunun o bilgi o kadar üstün bir bilgi ki, maddenin kendisi de o kadar büyük çok bir madde ki o zaman bunu var eden Kudret. Bu hangi kudretin eseri, fail kim? Hmm.